Hareket Furkan yapıyormuş. Camping, Bak bak şu bakalım kafamı nasıl bir yermiş. süzüyorlar. Ne yapıyorlar? Aa, yamaç paraşütü de var. Güzel. Dışarıdan stres getirmek yasakmış. Güzel. İnşallah güzel bir yer bulur. Güler yüz, empati, huzur, tolerans, saygı, dua, dostluk. Güzel. Ben şuraya bakayım. Bak ne güzel denize sandalye atmış. Köpüş geldi. Hemen şurası. Yokuş suyuna doğru gidiyoruz. Vay, kamp alanının şöyle olması çok güzel, yukarıda olması. Evet, yer kamp mısır, alanı böyle evet, olmalı. Altı toprak tahtı. Durmayı sevmiyorum ben. Toprakta yatırıyorlar insanları. İnşallah güzel bir alan bulabiliriz. Şurası da iyiymiş Nebeta. Oraya kurulmuyor. Dün aramıştım ben sizi. Oraya mı? Şu iki yeri veremiyorum. Tamam, buralar güzel. Tam denizin dibinde. Evet, çadırımızın birini buraya kuracağız. Diğerini de aşağıya alacağız. Hemen denizin üstünde. İlk defa böyle bir yerde kalacağız. Denizde bu kadar yok. İlerisi de korsan koyu. Hemen dibindeyiz. Korsan koyunun. Ön tarafını nereye verdin? Ön tarafını
Tamam. Buraya verelim, dar yerden çıkalım. Diyorum. Tamam. Yoksa bunu uzatırsak bunların gerçekleşmesi olur. Tabii tabii. Öyle yapalım. Çadırlarımızı kurduk. Nilüfer'le yan yana komşu olduk bu sefer. Bitti mi çadır istiyorlar? Bir yatak daha kaldı. Onun ağrısından bitmişti. Evet. Beni soğuduysan son. Belli oluyor terlemişim. Evet, biz de burada mutfak oluşturmaya çalışıyoruz. Ekstra masayı koyduk. Şuraya da masamızı koyduk. Bir düzen oluşturmaya çalışacağız. Aa, kabini de mi kuruyorsun? Şuraya kurayım dedim ya. Ya buraya şu bu köşe. Bu köşeyi. Rüzgarda duracak mı bakalım? Çantasına bak, çantasına. Çantası? Aşağıdan. Ha, evet. Çalışmaya devam, durma yok. Her yerde iş, 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 iş. Olayımız budur yani. Hem çalış hem tatil. Evet. Manzaramız kendi bakış açımdan. Bakın, kendi bakış açımdan gösteriyorum size. Evet, şu anda benim bakış açımdan iş, eğlence ve mutfak. Gördüğünüz gibi şu anda bu manzarayla çadırımızı kurduk. İşimizi yapıyoruz. Ve biraz sonra deniz keyfi yapacağız. Evet, sıcak sıcak. Elini yakar, cebini yakmaz. Taze mi? Tabii ki, söz konusu mu? Tamam, alalım iki tane. Fırında bulamazsın böyle sıcaksın. Tamam, oldu. Tamam ablacığım. Yerde var, böylesi yok. Ya derler nereden ki, bu simit? Dede sen bu simidi nasıl yapıyorsun derler. Ben 50 senem verdim. Ben de diyorum ki, kardeşim herkes kaşığı yapar da sapını denk getirir. Wow. Tabii, bir numara. Vallahi çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim kardeşim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz, sağ ol amca.
tarafa geliyor. Arılarla insanı. Bayağı ince yapıyor, kalın bir sarı. Hakikaten oynamayan masaya ihtiyaç var. Masa oynuyor ya, çok sıkıntı oluyor. Biraz daha ince doğru oynamaya tamam. Çalışacağım. Ağzına açma bak, çok tehlikeli bir şey. Çekmeni görmek istiyorsan. Halbuki bunlara şuraya da et koyuverdi, kesin verdi. Bir tek dedim ya, onlar senin gibi düşündüğün gibi düşünmüyorlar. Evet evet, kokusunu aldılar. Önder Bey, bugün ne hazırlıyorsunuz bize? Ben şimdi yamağım. Yani aşçı başımız ne düşünüyor bilmiyorum. Elinin yanında arı var. Kaldır elini, soktur. Araya girmiş. Şu taraftaki etlere gitsene. Heh, bir bulmuyor onu. Vallahi elinin altında. Yiyorlar. Seviyorlar eti. Etçil bunlar, etçil. Özellikle bu kızıl arılar. Hı? Özellikle bu arılar diyor. Evet. Bayılıyorlar. İyi, senden uzaklaştılar şimdi. Bana yakınlaşacak adam daha kamp yapmamıştır. Bunlar da burada. Buldular Zula'yı. Evet, beğenim. Daha yiyorlar. Şimdi, sen görüyorsun değil mi? Köle miyim neyim ben? Et doğratıyorlar bana bu kamplarda. Evet, kölensin sen. Doğrayacaksın bu eti. Bu arılarla. Valla şuradan geliyor, senin yanına geliyor ya. İlginç. İşte ne yapsan? Aslında biz bunu kuşbaşı yapsaydık, bu hem kolay olurdu. Şimdi... Elle mi orada dursunlar? Şunları koyacağım. Koyuver, kenara koy. Dur bakayım, altında arı var mı bakayım da.
Valla. Bayılıyorlar ya. Hala başındalar yine. Bunu et kokusunu almayacak bir koku koymak lazım buraya. Keskin bir koku. O zaman diğer tarafa koyuyorum, orada yetsinler diye. İlla buraya geliyorlar ya. Şöyle bir uzaktan alsana, araların hepsi bilir. Arıldı. Valla bu eti evde doğru getirmek lazım. Yesinler böyle. Hayır, nereden bulundu geldi bunlar? Her yerden. Doğadayız. Şuna bakar mısın? Bebeş, sen de o koku aldın. O da koku aldı. Bebek de bekledim. Evet arkadaşlar, kampçı olmak istiyorsanız gördüğünüz gibi arılarla dans etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Şöyle yakın çapı yapalım, daha net anlaşılacak. Evet. Gördüğünüz gibi arılar ve ben. Evet. Etrafımızda vızır vızır vızır. Diyorlar ki Önder abi hoş geldin. Selamlaması yapıyorlar bana. Peşi burada. Sen nerede? Her çatal almadı arkadaşlar. Tahta kaşımız yok mu? Almamışım. Arılar peşinden geldi yine. Beni bu kadar mı çok seviyorlar bilmiyorum. Bilemedim ki. Yok yok artık ya. Aha. Kapaktaki iki tanesini. Bunu bir alır mısın hayatım? Çatalla, çatalla. Aynen. Ayak getirdim, ayağı koyalım dersen ayağı da koyalım. Yok yok, ayak yok. Olabilir aslında ya. Bir yemek yerken. Ben karşımıza koyayım. Tamam.
yaylalı. Dilo, dilo yaylalar. On bunu tutma. Ama küçük kaçtık. Evet, korsan koyundan Furkan Camping'e 5 dakika yürüme mesafesi dönüyoruz. Korsan koyundan ben de korsan koyundan geçiyorum. Olabilir. Yani olsun, iki ayrı patika yolu var. Andradorya koyundayız. Burası bir akvaryum gibi. Zannedersek büyük küçük balıkların üreme bölgesi. Çekebilirsek çekeceğiz. Thank you.
Evet, balık bulamadım. Büyük seni çekiyorum. Oradan gözüküyor mu hiç? Şunlar da küçük var. Ama kaya var hep. Büyükler yok yine. Onlar büyümüş gitmiş artık. Yenileri olmuş.